Herkese selamlar arkadaşlar, ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Mete Özbey namı diğer Easter Gamers TV ile Outlast Speedrun yapıyoruz. Evet, uzun hayır zamandır inşallah istediniz. Abi o kadar çok istendik yani, öyle mesajlar geldi ki abi Mete gelsin, Mete gelsin, Mete abi istiyoruz. Buyurun, buyurun abi. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Outlast'ı ben de işte dedim sana yayından önce söyledim abi, videodan önce. Aynen. Bir buçuk ay falan önce oynadım ben tekrar. Hani korku haftaları yapıyorum aralara. Benim çığlıklarımı çok seviyor insanlar diye. Çok severler. Orada oynamıştık. Ben abi normal süresinde bitirdim. Belki normal süresinden daha uzun sürdü de bitirdim. Ama normal şartlarda 3 saat, 2 saat süren bir oyunu dünya üzerinde 500 saate yakın oynayan bir insanla şimdi Outlast oynayacak olmak benim için heyecanlı. Enteresan duygular olacağını düşünüyorum ben. Çünkü yani, sen hiç Speedrun'ı izlemedin değil mi abi? Hiç izlemedin bundan önce. Hayır, ama senin oyunu böyle 20 dakikada, yarım saatte falan bitirdiğini biliyorum. Evet. Hani bunun için çabaladığını, ama 10 dakika olur mu acaba ya? Kastırdığını biliyorum. Oha artık yok. Menüye gir bitsin. Aynen öyle bir şey yok yani. Hile falan değil. Neyse abi. Şeylerini falan görmüştüm bak mesela. Doğan şu an speedrun başlamadı değil mi? Yok başlamadı. Şu an ekran sende zaten. Okey. Ona görürüz. Tabii de elim böyle. Hiçbir şey yok. Girilmeyen odalarda neler var falan gösterdiğim videoları izlemiştim mesela. Bak yeni biliyorum ben de bunu. Girilemeyen yerler girdim. Evet. Aynen, onlara falan bir bakmıştım ben de. Ulan ne varmış ne yokmuş göreyim diye. Abi oyun dünyası, yani Outlast'ın dünyası oldukça keyifli bir dünya. İşte evet, yeni abi, oyununu kesinlikle bekliyoruz, Trials'ı. Trials zaten herhalde Trials çıktığında da sen 2 yılda ondan gidersin diye düşünüyorum. Bir 2 yıl ondan. Bir iki yıl evet, 3. oyun çıkınca bir 2 yılda ondan böyle gidecek galiba. Biz sonsuza kadar gidecek. Evet abi vallahi başlıyorum. O zaman güzel bir kültür. Güzel bir kültür. Tamam yani dur. Ne? Söyle. Şey diyeceğim yani. Heh. Çok speed abi konuşma. Red Barrels yok mu oğlum? Yapımcısı Red Barrels'ın sana bir teşekkür etmesi lazım. Abi Red Barrels 500 saat Outlast oynamak ne demek? Sadece bana teşekkür etmemiz lazım. Speedrun komünitesine teşekkür etmemiz lazım. Çünkü benden abi daha fazla oynayan da var. 1K yapan falan da var yani. 1000 saat, 2000 saat. Sen ne diyorsun? Dünya birincisi kaç saat de bitirdiğini düşünüyorsun yani. Harbiden delilik o kadar. Delilik ya valla, helal olsun. Ama speedrun'da böyle yapacak bir şey yok yani. Doğru oyunu diyorsun. Kasman lazım. Yani biz sen okay. Let's Play yapıyorsun. Hadi o zaman abi geçiyorum, hemen başlıyoruz ve bakalım let's ne olacak. Hadi bu arada bakalım. Sen zamanı görmeyeceksin doğal olarak. Ben sana söyleyeceğim olduğu kısım kadarıyla. Tamam mı? Ben o zaman zaten yer yer sorarım. Hani aynen. Kaç dakika oldu? Evet abi. Okay. Başlıyoruz. 3, 2, 1 ve buyurun efendim. Boom. Başladık efendim. Tabii speedrun giderken hikaye çok umurumuzda değil herhalde. Umurumuzda zaten çok artık hikayesi değil. Aynen. Biliyor. Hikayesi herkes biliyor. Sadece oyun hakkında işte bazı taktikleri de söyleyeceğim buradan. Çok şaşıracağın kısımlar da olacak, onu da belirteyim. Hani burada okay. Hakikaten nasıl burayı yapmıştı falan filan diye. Runlar çünkü çok enteresan abi. Bu oyunun peki sana bir şey soracağım. Buyurun efendim. Kimse Outlast'ı sonuçta ne yapıyorsun lan? Buradan çıkabilirsin. Bakalım. Şöyle hareketlere böylesin. Vay be. Evet. Şimdi abi sen de bilmiyordun sonuçta. Sen tabii araştırdın, kendin oynayıp mı buldun, vakit mi ayırdın, nasıl yaptın, nasıl oldu bu speedrun mevzusu, nereden geldi sana? Abi daha önce ben aslında yapıyordum ama böyle kişisel kanalımda böyle bazen atıyordum hani Resident Evil 2'nin 1998 evet yılında çıkan ilk versiyonu var ya. Evet. Onda yapıyordum hey böyle aynen Hey Gidey. Leon senaryosunu da yapıyordum. Ulan dedim ben bunu canlı yayınlarda niye taşımayayım, tamam mı? Evet. Dedim abi bir Outlast yapayım ki Türkiye'de zaten biliyorsun Outlast çok bilinen bir oyun yani. Tabii canım tabii abi. Tabii. Evet ben de onun üzerine gidip yapayım dedim. Hiç de bakmadım biliyor musun? Önce bir kendim yapayım dedim. Bu arada şunu da böyle bir jump scare'ı yiyelim. Allah. Aynen. Ben unutmuşum orayı. Bir yapayım dedim. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ocak ayında ben bir yayın açmıştım. ETS falan oynuyordum. Millet demeye başladı. Evet. Abi senin YouTube kanalından geldik diye. Dedim ne oluyor? Yani bir anda böyle ön plana çıkmaya başladı video. Herkes bayağı şaşırdı yani. Türkiye'de speedrun yapan. Hı-hı. Çok böyle hani küçücük kanallar var genelde. Evet, evet. Evet. Ön plana çıkması çok şaşırttı beni. Ben de bunun üzerine gideyim dedim ve bayağı content çıktı abi. Bayağı ondan sonra kameralı, kamerasız. Süper abi. Şu ana kadar en yaptığın en iyi rekor ne? Ha, onu da söyleyeyim sana. 51 dakika 28 saniye abi. 51 dakika 28 saniye. Dünya rekoru bugün 50 dakika 30 saniye. Yok mu bugün rekor? Olur var mı? Olur ha. Olur. Olur mu abi? Olur mu olur? Olur gibi. Olur mu olur? Vallahi olur mu olur? Dur bakalım. Dur bakalım ama abi. Şey ara sahneleri falan istediğin gibi geçebiliyor musun? Yani hızlıca geçebiliyor musun? Yok. Ara sahne bu şu an glitches yapıyoruz abi. Hiçbir şekilde glitch yapmayacağız. Oyunun kendi mekanikleriyle. Kendi çabalarımızla
bitirmeye çalışacağız. Okay, öyle anladım. Söyleyeyim. Şey mi buradaki mantık? Abi hani normalde merdivenden çıkıyorsan işte en baştaki gibi şuradan zıplayarak da geçebilirsin de bir dakika kısaltabilirsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle mantıkta kısa yollar da var. Speedrun taktikleri adı altında abi bunlar genel şey genelde. Falan var mı? Hani geçilemeyen bir duvardan geçiyorsun falan. Ha, onlar glitchler tabii ki de var. Abi sen ne biliyor musun? Oyun 1,5 dakikada falan bitiyor. Öyle söyleyeyim. Aa. Aynen. Denedin mi hiç? Denedim. 1 dakika 28 saniye falan abi şu an rekorum benim onda da. Oğlum manyak nasıl oluyor? Direkt final bölümüne mi gidiyorsun? Söyleyeyim mi? Hemen burada söyleyeyim mi nasıl olduğunu? Söyle ne vallahi merak abi, ettim. Abi direkt böyle oyunu hani kapı açtığımız kısım var ya direkt hani böyle şeyde arabayla indik çıktık oradan. Evet. Sağa dönüyorsun. Aha. Orada bir şey var, bahçe gibi bir yer var. Orada abi çimlerin üzerine zıplıyorsun, sonra karşıya atlıyorsun ve oyunda en son kısma gidiyorsun, laboratuvar. Direkt seni oraya atıyor. Haydi. Direkt seni oraya atıyor ya abi. Ama oraya kadar böyle bir şeyler toplaman etmen gerekiyor mu? Hiçbir şey yok. Yani hiçbir yok. Direkt oyun seni oraya atıyor. Hiçbir şey yok. Zaten oyunda amacımız oraya gitmek değil mi aslında? Tabii. Yani çıkamadığımız kesinlikle. İçin. Anladım. Vay be. Çok enteresan bak, şeyler var abi. Evet evet. Peki bunu yapımcı hani bir bug yani unutmuş mu bunu? Bir bug olarak mı unutmuş yoksa her birisi bir gün bulur diye koymuş mu acaba? Abi genelde birçok oyunda böyle oluyor biliyor musun? Yani nasıl buluyorlar? Ben de şaşırıyorum yani. Nasıl buluyor o bug'ı? Oyun bir de yeni çıkıyor ha. Ya yeni çıkan oyunları da bug'lı bulup oyunu 2 dakikada bitirenler çok, de var. Çok acayip. Şey olabilir ya içeride bazen hani yapımcı tarafta, oyunu yapan tarafta hani oyunun sızdırılması sürecinde insanlar da oluşuyor ya. Evet, evet. Abi hani o insanlar bazen hani tanıdıklarına falan ya da bu tarz kanallara aynen. Falan şey yapabiliyor. Aynen, hani, aynen, aynen. Baba biz bak böyle bir şey yaptık haberin olsun. Hemen yapma da bir haftaya falan çık sen bu içeriği falan diyenler olabiliyor. Olabiliyor, çünkü evet. Yani o benzeri zannediyorum Last of Us'ta öyle bir şey vardı. Last of Us 1 ya da 2'de. Bir tane eleman şeyini göstermiş. Hani direkt böyle oyunun ortalarında bir bölüme tak diye gidebiliyorsun. Bir evet, şeyler yapıyor evet, ve tak evet. Diye gidebiliyorsun. Hani şey o böyle 1,5-2 hafta sonra ortaya çıkmıştı. O da şundandır diye düşünüyorum. Abi hani oyunu çıkarttık millet bir finali görsün. Hani sen ondan sonra bas. Aynen kafası aynen aynen. İlla ki dönüyordur diye bence düşünüyorum. Bence de kesinlikle dönüyordur. Abi neler neler vardı oyun dünyasında. bir anda olacak işler değil çünkü onlar yani. Bayağı üzerinde olması kesinlikle. Lazım. Peki var mı bu sene beklediğin bir oyun Tayfun'um? Abi bu sene beklediğim oyun açıkçası o kadar çok pandemi döneminde oyunlar ertelendi ki bazıları hiç belirsiz bir duruma gitti. Ya Trials dışında ya Trials da aslında yani içerik babında çok bekliyorum anladın mı? Teknik düşünüyorum biraz onu. Evet yani, Outlast Trials. Tabii evet. Çok açıkçası hani böyle ağam hadi çıksın da oynayayım falan diye beklemiyorum. Beklediğim son yıllarda Resident Evil 4'ün remake'ini bekliyorum bu arada. Evet ben de çok bekliyorum ya. Onun için de çok söylenti çıktı da abi. Yani bir türlü duyurulmadı ya. Hani aynen. Olacak mı olmayacak mı? Çünkü 2'de güzel para yaptılar. 3'de çok. Güzel para yaptılar. 4 hele ki 2 3'e göre çok daha beklenen bir oyun. Kesinlikle. Daha çok para yaparlar ama niye duyurmuyorlar anlamadım. İnşallah bir gün duyurmalar derler çünkü. Village çok güzeldi çok ya. Çok güzel çok beğendin değil mi abi sen? Village çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Ben 7'den çok daha çok beğendim Village. Biliyor musun bu arada? 7'den ben daha de, çok sevdim. Ben de abi. Millet 7'deki o aile konseptini çok sevmiş. Tabii. Aile konseptinin güzeldi. Üstüne hani seven var sevmeyen var da bana göre abi 10 numara yani. Ya 7 ilk 2 saati çok iyiyken abi biliyorsun hani bu madene iniyorsun, gemiye gidiyorsun. Ha. Orada oyunun kalitesi biraz düşüyordu evet, değil evet. Mi? Yani. Evet abi. Şey yani gereksiz uzatma gibi geliyordu bana. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet şu ama an ama 8'de hiç öyle bir şey olmadı ya. 8'de farklı karakterlere gitme falan hiç öyle bir şey olmadı. Evet sen değil sen. Şu an 6 dakika 4 saniyede durdu abi. 6 dakika 4 saniyede geldik buraya. Evet. Oha çok iyi. Şu an Outlast dışında her şeyi konuştuk. Oyun dışında böyle değil mi? Ben Outlast kısmına da geleceğim ama önce tabii. Ben de şeyi bekliyorum mesela. Dying Light 2 abi. Onu ben de söyleyecektim bu arada da sona sakladım. Evet seni ben de düşünmüştüm Dying öyle. Dying Light 2 fena ya fena bekliyorum. Onu da geçtiğimiz günlerden yani bu video paylaşıldığında bitmiş olmuş olacak. Bir mi iki gün önce bir sunumu yeni oynanış 5 videosu paylaştılar. 5 dakikalık galiba yani. Değil mi? Benim bildiğim kadarıyla. Aynen, yeni, aynen yeni bir oynanış reveal'ı çıktı. Abi muazzam gözüküyor. Çok iyi ya. Görünüyor ya. Yani RPG öleri muazzam falan filan ya konuşma diyaloglar ya üzerine katmış herifler. Herifler hakikaten üzerine kesinlikle, katmış. Kesinlikle abi. Bakalım merakla bekliyorum. Onun dışında ne var? Yani aklım hiç gelmiyor biliyor musun ya? Yani o kadar oyunsuz bir dönem yaşıyoruz ki pandemi çıkmasa belki de yakındı yani. Birçok oyun elimize ben yakındı. Ben de
Aynen. Ben de eski oyunları oynuyorum abi olabildiğince. Ben de. Oynadığım, unuttuğum, oynamaktan kaçındığım, yani şeyde gözden kaçırdığım oyunları falan. Aynen. Peki sana şeyi sorayım. Hani bunları bir kenara bırakalım. Outlast'a döneyim. Abi nedir? Bana kısaca Outlast'ı özetlesene. Murkoff falan. Nedir muhabbet? Abi şöyle söyleyeyim. Ben hikayesinde böyle Outlast'ın çok açıkçası böyle hani bir Silent Hill vari bir hikayesinde olmadığını düşünüyorum. Yani genelde böyle çok derin bir hikayesi yok Outlast'ın. Çok bildiğimiz spesifik bir hikayesi var. Hı-hı. Yani deneyler üzerinde klasik işte Murkoff muhabbeti deliler üzerinde bir deney galiba şey yapıyordu. Ya ben çok üzerine katmadım bu arada. Yani üzerine düşmedim hikaye konusunda. Ben genelde okay, round üzerinden hani spesifik gidiyorum, anladın mı? Hani dedim acaba hikayede benim kaçırdığım, senin ekstra bildiğin bir şey var mı? Ekstra bildiğim genelde bu şeylerde var abi. Bu çizgi romanlarında vesaire daha çok derin bilgileri var. Daha çok ayrıntıları var. Onları da ben çizgi hiç okumadım. Çizgi romanı mı lan? Tabii tabii. Çizgi romanları vesaire var. Allah Allah. Tabii tabii. Onlardan çok fazla detay alınabilir. Oğlum ne yapıyorsun? Atladın. Abi bu arada şöyle de bir şey var. Şöyle de geçebiliriz ama bir tık demeyeceğim. Ben var ya yani ben burada böyle saklanıyordum ya. Ana bana pısıyordum böyle sen. Millet gitsin de ben gideyim düğmeye basayım diye. Adam zıpladı geçti ya lan. Vay arkadaş. Senin ilk oyunun işi ne zamandı bu oyunu? Çıktığı zamandı değil mi? İlk ben çıktığı tabii zaman. Tabii çıktığında oynamıştım mı? 2013'te oynamışımdır abi. Yani hatırlamıyorum da 2013'te kesin oynamışımdır. Evet. En yakın işte 1,5-2 ay maksimum önce. Doğrudur. Zaten bu oyun patladı direkt. Hatta 1,5-2 ay da değil. Nisan ya. Nisan. Ben Nisan'da oynadım. Nisan'da oynadım en son. 2021 Nisan. Evet evet. Mayıs'ta çünkü Resident Evil geldi. Aynen. Haziran, aynen. Temmuz'dayız zaten. Bayağı oldu ya. Bum. Bum da aldım. Normalde şu anda kaç dakika oldu abi şu an? Şu an 8 dakika 40 saniye abi. Normalde sen buraya ilk oyunun içine gelsen yarım saatte yakın gelirsin. Öyle söyleyeyim sana. Ha, onu soracağım. Burası oyunun yüzde kaçı şu anda? Şu an %10'u geldik. %10'u bitti bile. %10'u. Vay be. Abi inanılmaz. Arada ya. Konuşurken bitti. Burada şuradan çıkacağım. Sağda biliyorsun şey aynen. Var abi. Bu çıplak ikiz var ya abi. Aynen. Bunlardan şeyler. Kaçacağım. Şimdi burada hızlı bir doç atmam lazım buna. Onların tontişleri uzundu. Aynen. Uzundu, bayağı uzundu. Bakınca zaten direkt saplıyordu artık ne varsa. Mesela onlar oyunda gerçekten iyi korku öğeleri olarak kullanılabilecekken sadece böyle belli noktalarda spesifik hani, yerlerde çıkıyor sadece. Abi, evet. Abi bizde de bu var diyerek sallayarak duruyorlardı sadece. Kesinlikle hak veriyorum orada sana yani. Ben daha iyi kullanılmasını beklerdim onların ama. Aynen. Ya zaten böyle ana düşman Chris Walker dışında, bu şişman abi dışında. Yani evet. Öyle bir de hayalet arada çıkıyor. Yani amaç o zaten kaçmak. Hı. Hani normalde Chris Walker insan değil mi? Deneyli o tabii hale tabii gelmiş. Tabii o hale gelen insanlardan bir tanesi. Peki bu hayalet olan da mı deneyli bu hale geliyor, yoksa o başından hani bir hayalet mi yani? O da yüksek ihtimal abi. Murkoff şirketin başının altında çıkıyor bütün bunlar. Anladım. Peki Whistleblower mı Outlast'ten önce geçiyor, yoksa Outlast 1 mi? Whistleblower önce geçiyor tabii. Önce hikayesini öncesini anlatıyor. Diye hatırlıyorum ben. Okay. Diye hatırlıyorum ben. Şey diyenler de var. Ben hani ben de çok şey hakim olmadığım için söylüyorum. Whistleblower'ın sonu sonunda Outlast 1'in şu anda bitimini kontrol ettiğimiz karakter. Evet. Yani Outlast 1'in sonunda hayalet ruhunun bedenini alıyor, senin bedenin içine aynen. Giriyor ya. Aynen. Whistleblower Outlast 1 ile aynı anda geçiyor. Evet. Aynı zamanda geçiyor. Aslında sen de o anda bu deliler hastanesinde olan bir yerdesin. Sen de başka bir karaktersin. Oyun bittiğinde birin sonunda ruh tarafından ele geçirilen şu anki karakterimiz seni kurtarıyor. Evet, çok güzel anlattın bu arada. Gibi bir şey var. Bunun gibi bir şey, evet, evet. Direkt böyle bir şey. Öyle bir bağlama var. Güzel bağlamışlar. Ki sana şöyle söyleyeyim. Biliyorsun normalde... Güzel bağlama bu arada, aynen. DLC'ler genelde çok böyle şey olur ya abi. Yani çok ortalama olur ya da ortalama altı olur ama Whistleblower hakikaten... Hikayenin de birçok detayını da bizlere sunuyor. 2-3 saatlik bir oynanışı var sonuçta. Anladın mı? Yani onu kaç dakikada bitiriyorsun? Abi onu da kaç dakika bitiriyorsun? İşte biz her oyunu bitirdiğimiz için böyle 30 dakika falan. 30 dakika falan oluyor. 31 dakika, 32 dakika falan. Outlast 2'yi kaç dakikada bitiriyorsun? Outlast 2'ye speedrun yapmıyorum abi. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü onda stamina yemiyor var. Mu? Hayır, onda stamina var, yemiyor. Stamina'dan yemiyor ya. Anladın mı ya? Ama vardır, onu da dene lan bir gün. Outlast 2 speedrun ne olacak? Bir abi, yani. Ya onda ya böyle yoruluyorsun, sonra ne oluyor biliyor musun? Böyle oyundan çıkıp tekrar giriyorsun, staminanı öyle yeniliyorsun falan. Anladın mı? Eski save'ine geri dönüyorsun yani. Orada ne zaman save ederse oyun geri dönüp staminanı topladığından devam ettiğin için, topladığın yerde ama devam ettiğin için. Ama yok mu internetteki speedrun'cıların hepsi böyle mi yapıyor? Öyle yapıyor. İlla aynen. Vardır speedrun'ı. Öyle ya var, yapıyorlar. 2 saatte bitiyor zaten ama 2 saatte bitiyor abi yani. Çok yorucu yani. Yoruyor yani seni.
Abi ne bileyim ya, ben bilmiyorum. Ben izleyici, bence sana bir öyle mi diyorsun? Speedrun diye bir speedrun. Yüklenmeli yani. Yüklenmeli bir olmasa da artık denemeli. En azından bir denemeli evet. Yani. Aynen, bir denenmeli abi. Bu arada ben Outlast 2'yi 1 ve Whistleblower'dan çok daha fazla seviyorum. Mükemmel geçişleri var oyunun ya. Bir şey söyleyeyim yani mi? Ben... Çok etkileyici değil mi onlar? Okuldan abi, oraya geçiş, gerçek hayattan okula geçiş çok iyi değil mi? Çok başarılı. Yani o ışık patladığında bir anda kendini kan yağmuru yağarken bir yerden evet. Sonra buluyorsun falan. Evet. Okulun camından atlamışsın halbuki. Evet. Müthiş abi. Mesela insanlar Outlast 2'nin hikayesini sevmiyorlar ama Outlast 2'nin hikayesinde şöyle bir şey vardı. Adamlar yerde bulduğu notlara saklamışlar aslında hikayeyi. Oyunda aldığın notları olabildiğince okursan ve sırasına göre ve gerçekten okursan, ama hani şey değil, okumuş olmak için değil. Aynen. Kendini verip okursan, ha diyorsun, demek ki bir tarikat kafası var. Yani adam oradaki karakter kendini adeta bir İncil yazmış, kendini bir peygamber gibi gösteriyor. Evet. Kafalar uçmuş gitmiş. İşte o karının hamile kalma gibi durumlarını, işte karakterin hı-hı, olayını, hı-hı, her şeyini sana 10 numara açıklıyor oyun. Aslında bana Outlast 1 ve 2'den daha derin ve daha güzel gelmişti. Ama insanlar nedense şey yaptılar. Ya kardeşim, Outlast 1'deki o işte akıl hastanesi havası yok. Bence 2 çok daha korkunçtu ya. 2 şöyle. 2'nin... Şeyden çok haklısın abi. Çok hikaye üzerine, o notların üzerine düşürmediğine ötürü, ki biliyorsun biz çok okumayı seven bir insan değiliz. Hikaye konusunda evet. Da öyle. Notlar evet vesaire. Abi. Türkçe olsa bile. Aynen öyle. Bir de şöyle hani aynen bir öyle. Muhabbet var. İncil falan vesaire. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha böyle hani insanların çok... Böyle hani ilgisini çekmedi. Çok fazla kendi rahatsız ettiğini düşünen de çok insan var. O yüzden çok girmediler herhalde. Ondandır belki. Olabilir abi, olabilir. Bir de yayın üzerinde şey çok var. Fazla yok ya. Yayında çok fazla akmadığı için hani şey. Şu sonuçta bu oyun daha böyle koridor tarzı. Hani jumpscare daha çok var. Evet. Oyun biraz da açık alanda geçiyor. İşte ona gelecektim. Bu oyun işte daha çok dediğin gibi koridor jumpscare üzerine kurulu olduğu evet. için daha çok seviyor bizim millet. Aynen. Abi aynen yürürken abi. Bir anda bir şey çıksın. Öcü evet. desin, böcü desin. Kolumuz kopsun. Ne bileyim, birisi yatırsın bizi sevsin. Sevsin, evet doğru. Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi Silent Hill, Resident Evil o tarz oyunlardan gelme bir gurme olduğumuz için abimiz. Aslında bu yani ucuz jumpscare'leri de çok fazla hani yani hani anladın mı? Çok fazla sarmıyorum ben en azından. Ben bu oyunu mesela korku oyunu olarak çok başarılı bulmuyorum. Bana göre ben bence. Ben de bulmuyorum. Ben de bulmuyorum abi. Bu oyun iyi bir şey hani nasıl diyeyim? Run Simulator ya. Yayın, i̇yi bir Run Simulator evet, yani. Evet, streamer oyunu bir de yani, anladın mı? Tam aynen, yayıncılık tam, üzerine oyun yani. Tam yayın oyunu kesinlikle. Evet. Mesela bizim Fedup Samanya var. Eray bilirsin belki. Aynen Eray reis. Evet doğru. Eray, ona da selamlar olsun hani buradan. Belli... Hani bir her YouTube kanalının belli bir kırılma noktası vardır. Kesinlikle. O Eray'ın kırılma noktası mesela Outlast'tır. Her zaman söylüyor. Hikayeyi anlatımı vesaire doğru. Aynen o, öyle. O mesela hikayeye çok hakim. Outlast çok. Tarafının hikayesine 1'e ve 2'ye bayağı hakim o. Arada diyorum anlat lan neydi falan. Bir de onun tatlı bir anlatımı var. Çok çok güzel anlatım. Çok naif bir abimiz ya. Selam olsun ona. Selam olsun. Onu da inşallah bir ara onda da tepki videosunda da görürüz diye düşünüyorum. Aynen. Valla inşallah. Süper olur abi. Evet, şimdi su kısmına geldik abi. Şu an 15 dakika 11 saniyedeyiz. Şimdi aynen, şu suda şöyle orası bir şey var abi. Suda koşamıyorsun. Değil mi? Aynen. Suda koşamıyorsun. Bunny yapman lazım abi. Bak bunny'yi de şöyle yapıyorsun. Ayla. Zıplıyorsun tamam mı? Şöyle, 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 şöyle ve buradaki merdivene geliyorsun böyle. Vay arkadaş. Buradan zıplıyorum. Ben de en son oynadığımı hatırlıyorum. Burada o şey geliyor değil mi normalde? Devasa yaratık. Evet evet. O zaten yanda kaldı. Orada bir konuştu ha, böyle. Ben onda şey şaş kaza hiç ona çarpmadan geçmiştim ya. Aynen. Chat bayağı şaşırmıştı hatırladım. Süper. Orada çok kalanlar evet. vardı çünkü yani. Orada çok tamam, açık bir alan var. Aynen, yakalayıp öldürüyor. Aynen yakalayıp öldürdüğünü biliyorum. Çokça. Şimdi Trigger'a doğru gidiyoruz. O parmak kesici abimiz var ya. Ona doğru yol aldık şu an abimiz. Orada da çok enteresan şeyler var. O da fena, o da fena. O da hakikaten fena. Aslında villainları çok da kötü değil yani, güzel. Outlast. Yok ya, gurum, Whistleblower'da gurum var abi. Gurum sağ abi ya. Adam. Damat reis. Adam, adam bize gelinim gelinim deyip yükleme yapacaktı ya, az kalsın. Çok fena. Allah'tan oradan bir kahraman çıktı abi ve bizi kurtardı. Aynen abi, sağ olsun ya. Pipisine zeval gelmesin. Sağ olsun. peki şey yapmıyor musun abi? Hani buyur abi. Silent Hill... Speedrun falan. Şimdi Resident Evil 2'yi yaptım. Bu arada 60 dakikada bitti. Leon Claire A senaryosu. 60 dakikada bitirdim. PT'yi yaptım speedrun'ı. Onu da 15 dakikada bitirdim. PT speedrun'ı da. PT random olmuyor mu ya? Random yok, değil mi random genelde? Yok random değil ya. Yok yok. Belli bir kısımları şey yapman lazım. Hani dönüp dolaşman lazım.
o şekilde bitiyor. PT peki PlayStation PT mi? Yoksa Andrei şey PT mi? Sana dediğim PT. O. O şey mi abi? Birebir harbi PT'yi PC'ye mi getirmişler hiçbir şey değiştirmeden? Kesinlikle. O kadar söylüyorum ve hiçbir şey de söylemiyorum onun için detay. Çünkü görmen lazım. Abiden görmen Allah lazım. Allah Allah. Onu ben bir oynayayım ya. Bak şöyle bir şey var. Tamam. PlayStation 4 görselliği çok daha başka görünüyor. Hakikaten çok başka görünüyor. PC de öyle ama yani şöyle karşılaştırma yapmasan abi yanına böyle getirip tamam mı yan yana koysan öyle karşılaştırma yapmasan hakikaten oha ne kadar güzel yapmışlar dersin. Ha. Yan yana karşılaştırma yaparsan PS4'teki çok güzel görünüyor. Ama o da kötü görünmüyor. Yani çok iyi görünüyor. Tabii oğlum orada Kojima dokunuşu var yani. Tabii yani o safkan yani anladın mı? Safkan bu PT yani. Peki ne diyor bu şey muhabbetine? Hasan Kahraman, ya Abandoned. Abi ya. O false çıktı ve güzel bir şey oldu maalesef. Reklam oldu. Reklam oldu. Ya. Çünkü hiç alakası yok. Bu şeyden sonra anladık. Bloober'ın anlaşmasıyla artık. Aynen orada artık olmayacağını düşünüyorum ama hepimiz bir şaşırdık yani Hasan Kahraman'da. Bilmiyorum sen nasıl ama yine de hala hani Silent Hill olmasa da Kojima yeni bir korku oyunu yapıyor. Şimdi spekülasyonuna döndü. Evet. Abi bilmiyorum yani benim anlamadığım şöyle bir şey var o noktada. PlayStation gibi bir marka böylesine bağımsız bir firmaya nasıl bu kadar bel bağlıyor? Ve PlayStation'ın birinci parti işte Uncharted gibi, Last of Us gibi, Ghost of Tsushima gibi oyunlarında grafik tarafına destek vermiş kallavi stüdyoların indie bağımsız böyle bir stüdyo destek olması neden? Yani kim kime yapıyor lan bu zamanda böyle bir şeyi? Ya bu adamlar hakikaten öyle bir şey yok. Gerçekten iyi dolandırıyorlar milleti. Ya da hakikaten arkada beklenmedik bir oyun çıkacak. Beklenmedik bir isimden. Onu saklıyorlar. Ben merak ediyorum açıkçası ya. Vallahi ben de merak ediyorum. Ya bir Silent Hill olacağını hakikaten artık düşünmüyorum. İlk başta öyle düşünüyordum. Ya çünkü saçma abi yani hani. Ya adamlar baş harfi S, son harfi L diyor yani. Hani aynen. Maytap mı geçiyorsun sen bizden? Üzerine de ondan sonra da şey yapıyor. Hani HK, Hideo Kojima, Hasan Kahraman. Bir de Hasan Kahraman hani Türkçe bir isim. Ben hani evet. sordum soruşturdum. Sinan abiyle falan konuştum. Hiç böyle birisi var mı diye. Böyle birisi yokmuş yani. Yani Türkiye'de böyle bir yok abi. Çalışan da vesaire de. Çok enteresan geldi bana. Çok Ağustos'a ertelediler onlar da duyuruyu. Bakalım ne olacak merak ya bir app diyorlar. Bir app o da mesela diyorlar. Abi yani o da PlayStation için bir duyuru app'i deniliyor. Aynen. Daha önce hiçbir oyunda yok. Hiçbir oyun neden sadece bu? Sadece bunlarda. Aynen niye yani bu? No Name bir oyundu evet. Normalde. 3 ay önce gizli aynen gizli abi. Duyuruldu oyun yani. Bir de. Ha şeyi düşünsene sen ve ben geldik oyun yapıyoruz. PlayStation bize bu kadar destek oluyor. Niye? Niye? Mümkün mü lan? Neden? Mümkün mü? Onun özelinde bir app çıkarıyorsun. Onu erteliyorsun. Yani sonra şey Jeff Keighley falan işte. İşin içine giriyor. Jeff Keighley giriyor. Giriyor böyle. Giriyor. Var bir bokluk var bir ama bokluk var. Hayırlısı ya. Hayırlısı göreceğiz Ağustos'ta. Onun dışında yani iyi bir korku oyunu özlendi ya. Yani böyle safkan. Vallahi özledim abi ya. Böyle büyük ben şeyleri evet. Oynamayı çok istiyorum ya tekrar da. Şeyden korkuyorum abi hani. Şimdi tam oynuyorsun remake'ini yapıyorlar. Mesela Dead Space oynamak istiyorum. Bu ayın sonunda EA. Sen bu evet. Videoyu paylaştığında şey olur. Remake olacak ihtimalle. EA sunumu daha gerçekleşmemiş olur. Aynen. Çünkü sen zannediyorum birkaç güne paylaşırsın videoyu. Yarın ya ondan sonra gün olur yani. Evet, aynen. 20 ya da 22 Temmuz'da EA'in etkinliği olacak. E3 değil de hani onların EA Play diye. Orada bir Dead Space duyuracaklar diyorlar. Dün mesela onunla ilgili bir şey sızdı. Dead Space'i direkt remake yapıyorlar. Yani en baştan. Aynen. Yani Resident Evil 2'de Capcom güzel tutturdu. Onlar da oradan alalım. Dead Space 1'i, 2'yi, 3'ü remake yapalım evet, diye. Evet evet. O haberi ben duydum. Bir muhabbet çıktı. Şimdi şey diyorum. Ulan Dead Space'i bugün oynasam remake'i geliyormuş. As! Olur falan yani. O yüzden korku oyunu da oynamıyoruz. Harbiden korku oyunu lazım ya. Evet, Silent evet. Hill oynayayım dedim. Tamam mı? Ulan 2, 3, 4. Hani 1 hadi belki çok şey kaçar. Çok eski kaçar ama diyorsun iki, ama. 2, 3, 4'ü oynayayım. 5 zaten tırt bir oyun. Homecoming dünyanın en kötü oyunu. Doğru. Ama şey oluyorsun abi. Ulan Silent Hill gibi bir oyun oynadığında gerçekten binlerce insanın izlemesi lazım ya. Kesinlikle. Ya, binlerce insan böyle izleyecek ki onun içeriğini üretilsin. İnsanın şey oluyor, içi burkuyor. Mesela geçenlerde ben, geçen sene bir Silent Hill 2 oynadım Facebook'ta. 1000-1500 kişi izliyordu. Tabii oo çok iyi, çok iyi. Ben nasıl kaçırdım yok, bilmiyorum. Arada bakıyorum Facebook ben de çünkü işim güzel. Bir... Süper, süper. Eyvallah abi. Çok güzel bir sayı ama 3. saatte falan hani sayı yavaş yavaş düşmeye ve şey insanlar şey demeye başlıyor. Abi korkunç değil bu. Ne maalesef, biçim çok grafik. Üzüyor ya, çok üzüyor ya. Onu oğlum, hiç duymak yani... istemiyorsun. Sürekli kendini gazlıyorsun, onu duymayalım, onu... Sonra geliyor abi, o bir yerden sonra geliyor. Geliyor yani.
Metal Gear Solid, Silent Hill, Silent bu tarz Hill. Oyunlarda eski bende evet. İnanılmaz şey yani. Hani hassas, tamam mı? Laf edilmeyecek ya. Edemezsin. Aynen. Edince ben kusura yani, bakmasınlar. Ağzının payını veriyorum kardeşim. Sen koskocama efsane bir oyunlara. Yani... Abi şöyle bir durum var. Yani sen o oyun yapıldığında yoktun lan. Yoktun yani. Yoktun. Bak, hem yoktun. Ya. Bak hem yoktun abi. Hem de bu oyunlar ulan dünya çapında popüler bir seri aslında. Anlatabiliyor muyum yani? Abi canım. Yani bunu millet gitse yurt dışına falan söylese falan yani yapar. Millet dalga geçer abi. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Yani biraz kültürün yerleşmesi, gelişmesi lazım. Ben işte ondan istiyorum hani insanlar bilsin. Oğlum Silent Hill 2 öyle bir hikayesi var ki yok, insanlar yok, bilse. Yok yok hiçbir oyunda yok. Hiçbir oyunda yok. Hiçbir oyunda yok. Delirir lan Silent Hill 2 delirir. Hikayesi. Hani böyle teoriler falan çıkar ortaya ama işte birisinin ön ayak olması lazım. Bak işte senin gibi kanallar, o tarz kanallar, işte Enis de bazen yapıyor bunu. Video içerisinde evet, bahsediyor. Olsun. Çok güzel, müthiş. Onu da çok seviyorum. Onu da selam olsun. Kesinlikle yani bunların kaçırılmaması lazım. Tamam yeni oyunlar da güzel. Eyvallah biz de çok seviyoruz. Ama yani öyle hikayeler var ki, öyle kurgular var ki yani birçok insanın hani sırf işte grafiğe bakıp yani soğuması hepimizi üzüyor. Yani o hikayeyi geri plan atıp öğrenmek istemiyorlar abi. Bilmek istemiyorlar. Ha. Hayır abi ben sen bunu... Söyle. Çok özür diliyorum. Sen az önce ne yaptın? Yatağın üstüne niye çıktın? Abi ben burada şimdi şey oluyor. Trigger'ın gelmesini bekliyorum. Arada böyle şov yapıyorum abi. Buraya çıkıyorum işte. Ha ulan dedim acaba öyle yatağa zıplayın. Bitti bu. Daha mı hızlı oluyor? Yok yok. Vay anasını diyecektim. Şimdi buradan Trigger çıkacak. Kaç dakika oldu? Abi 23 dakika 23 saniye şu an. Oyunun ortasına geldik neredeyse. Aynen. Vay be. Bak şimdi. Trigger geliyor buradan. Kapıya vuracak herif değil mi? Şöyle geçiyorsun. Abi çok güzel. Dur bakayım buradaki şeyi nasıl yapacaksın? Heh, bir şeyi tamam. İtmen gerekiyordu diye hatırlıyorum. Evet ben. Evet evet. Göreceksin şimdi. Şimdi göreceksin abi. Geliyoruz. Allah kritik Allah kısımlara ya, geliyoruz. Allah kritik Allah kısımlara ya. Geliyoruz. Boom. Şunu önce hiç ittireceksin abi. Hiç speedrun yaparken öldüğün oldu mu? Abi speedrun yaparken ölmezsen speedrun yapmazsın yani. Yapamazsın anladın mı? Öyle yani. Ölmek raconudur bu işin yani. Şimdi vay, burada şöyle yapıyorsun. İyi. Hı. Sonra burada böyle yapıyorsun. Suratını kapıyı kapatıyorsun. Geliyorsun. Evet. Bu. Bitti. Hayda. Olaya bak. Acaba yapımcılar bunları izleyip şey diyor mudur? Oğlum biz bunu bilinçli yapmadık ama millet nasıl çözmüş ya. Değil mi? Bir yerden sonra yapımcının bazı sinirleniyor ha. Sinirlenen gördüm mi? Yani. Aa. Patch getiriyor falan böyle glitch'i ya. Görüp. Tabii tabii sen ne diyorsun? Aa. Vay be. Şey oynadın mı abi? Ben hayatımda hiç oynamadım. Aklıma söyle. Geldi. Yapımcı da deyince. Welcome to the game. Abi onu oynaman lazım. Ben onun hastasıyım. Yayınlarında çok yer veriyorum. Abi ben oyunun olayını bilmiyorum ki. Ben biri var, ikisi var. İkinci oyunu şimdi var. Herif yeni. Bak şunu da göstereyim. Hemen şunu göstereyim sana. Hemen şunu göstereyim hemen. Bekle. Abi kapıyı kırıyorlar şu an. Buradan kapıyı trigger kıracak abi. Tamam mı? Evet. Şöyle hop böyle geçiyorsun. Bu kadar. Ana olaya bak. Oha olaya bak. Şimdi acaba senden görüp evde deneyenler var mıdır ya? Tabii tabii yapanlar hatta benden de iyi yapmaya çalışan insanlar da var biliyor musun? Vallahi yani var abi herhalde. var. Ben bunu teşvik etmek istiyorum anladın mı işte? Teşvik edip de böyle bir en azından bir kültür oluşsun, komünite oluşsun. Süper abi harika bir şey. Aa bitti. Burada trigger'ı. Orayı hatırlıyorum. Evet. Ara sahneleri yani şu sekansları herhalde de çıkartsan. Evet, bu sekansları 40 dakika falan biter. Tabii tabii. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar umarım oyunun sesi Mete abinin sesinden fazla gelmiyordur. Onu ben ayarladım. Yok, aslında tabii. Da yine şeydir yüksek ihtimalle. Ben olabildiğince bağırmaya çalışıyorum zaten. Evet, evet, evet. Ya şeyden zor oluyor şimdi ben hani böyle OBS'ini alıp görün, sen de alıp sonra sesle aynı entegrasyon bir tık şey olabiliyor. Anladın tabii. mı? Ufak ufak detaylar onlar. Evet. Evet. Zor olabiliyor. Bir de tabii Discord'da da ufak delay'ler oluşuyor ya abi. Hani bazen hani evet, yanlışlıkla sözde kesilebiliyor ister istemez. Aynen o yanlış anlamayın arkadaşlar. Çünkü konudan konuya çok atladığımız için yani normal olarak. Bir de en başta söylemek lazım da unuttum ben. Arkadaşlar aynen. Şu videoyu beğenin. Beğenin aa, oğlum. Bunu beğenin. Unuttuk bu arada. Evet. Beğenin. Mete Özbey'in gelişini şerefine bir güzel bir beğeni bekliyoruz abi. Bir sizlerden. Beğeni lütfen yani olsun. O beğeniniz olsun. Gerçekten olmaz. Oha kesinlikle. Oğlum alevli bölüme falan geldin. Ne tabii oldu tabii lan? Tabii. Bak buradan zıplamak zorundasın abi bu şekilde. Böyle geçiyorsun. Vay be. Bak burada koşulmuyor. Script'i böyle bozuyorum ben. Kameram düştü mü? Kameram düşmedi bu oyunun. Oyunun yarısından düşmedim sonrası. Mi? Öyle söyleyeyim sana. Tamam.
Welcome to the game. Nedir Welcome abi bu olayı? Abi olay şu. Bir tane deep web, daha doğrusu 3 tane böyle katmanlı deep siteleri var. Deep web siteleri daha doğrusu. Aha. Tamam mı? Senin oralara girip şey bulman lazım. 8 tane hash bulman lazım. Yani küçük kodlar. Bu kodlarda ne yapıyorsun? Bir tane kız kaçırılıyor oyunda, tamam mı? Kızı kurtarmak istiyorsun. Kurtarmak zorundasın. Böyle kızı şey yapacaklar abi. İşte deep web sitelerinde süründürüp böyle, tamam mı? Öldürecekler. Maskeli abiler falan var. Bir de hitman var oyunda. Bir tane keltoş bir herif var. Aa. Aynen. Polis falan var böyle, FBI. Seni deep web'de görürse abi çok fazla takıldığını eve baskın yapıyor. Böyle de bir Allah Allah. Psycho muhabbet var. Çok eğlenceli. Evet. Benim oynadığım, sana şöyle söyleyeyim abi. Benim oynadığım en özgün korku oyunu. Son yıllarda. Indie konusunda. Korku oyunu mu o? Gerilim korku diyebilirim sana, evet. Korku oyunu. Zıplatıyor yani belli çok noktaya. Çok iyi ya, müthiş. Aa, peki abi şeyi nasıl yapıyorum? Mesela böyle hackleme ekranları falan mı? Ben hiç böyle teknik şeylerden anlamam. Mesela o işler nasıl oluyor? Neyi, mesela ben geçenlerde, ya isim vermeyeyim, bir arkadaşı izliyordu. Abi oradan işte bir belge buluyor. Diyor ki arkadaşlar 5. sayfada ne olmuştu falan, onu açıyor gibi. Ne oradaki araştırmalar falan çok şey değil mi? Baymıyor mu insanları yani? Abi izlenmesi, yani şöyle söyleyeyim. İnsanların böyle oyunu izlerken tutuluyor abi direkt. Yani çok enteresan Allah Allah. Bir şeyi var oyunun, büyüsü var. Oyun normalde çok böyle hani bilgisayara girdiğin zaman şey görünüyor böyle. Ulan böyle çok basit görünüyor, çok sıkıcı görünüyor ama abi millet öyle bir izliyor ki gerçekten de psycho gibi. Yani aşırı bir Allah Allah izlenibilitesi var. Kesinlikle tavsiye ediyorum yani, sana öğretirim bu arada oyunu. Oyun çok biraz karışık. Valla olur, seve. Sen yayına mesela girmeden önce böyle bir sana bir öğretip sen bir Welcome to Game girmen çok hoş olabilir yani. İnsanlar da görür en azından. Ben hiç oynamadım. Güzel, ikisi de var galiba. İki de bağlantılı mı birle, yoksa hani farklı bir olay mı? Şöyle söyleyeyim, ikinin daha böyle bir şeyi var abi. Environment muhabbeti daha iyi. Hani dolaşabiliyorsun etrafta, bir şeyler satın alıp aşağıdan böyle siparişi kata getirtebiliyorsun kendi katına, evinde. Orada böyle şey kurabiliyorsun, VPN kurabiliyorsun düşmanlar girmesin diye içeri. Çok enteresan şeyler var. Çok enteresan. Oyunu yani, bazen şeyde Twitch'te falan görüyordum. Yapımcı chat'e gelip trollüyordu aynen. Beni de trollemişti. Yani trollü. Carini falan trollemişti. Çok komikti onlar. Evet. Güncelleme o anlık mı yapıyor o güncellemeleri o an? Öyle bir şey mi yapıyor yani? Nasıl gönderebiliyor sana karakteri? Bu arada burada ufak bir hata yaptım. Hemen bunu düzeltmem lazım. Bunu Panda'da da yapmışım çünkü. Pinti Panda'da da yapmıştım bunu. Onda da konuk olurken. Şimdi, zıplanacak yeri mi kaçırdın? Ne evet, oldu? Evet, zıplanacak yeri yanlışlıkla zıpladım. Düştüm. Yanlış yere zıpladım, düştüm. Ha. Tekrar düzelteceğim onu. Evet, yine düzeltemedim. Konuklu yayınlarda böyle oluyor biliyor musun abi? Konuklu yayınlarda işte muhabbete dalınca normal olarak. İşin eğlencesi zaten şey ya bunun. Dur bakayım, ben hata şöyle. Yapmaya zorluyorum seni. Aynen. Siz buraya gelmişsiniz aslında, rekorumu yakalatmak istemiyorsunuz falan. Amacınız bu. Ben normal gideyim abi, zıplayayım şuradan gideyim. Okey. Tamam. Tamamdır. Normalde şur ucuna böyle zıplayıp abi tutunman lazım. Ben orada bir timing hatası yaptım. Runlarda işte abi konuşmayıp aslında yapman gerekiyor ama asıl amacı bu da şey tabii. Sizin tepkilerinizi ölçmek. Tabii canım, ben yani oha diyorum oğlum ya, buraya bu kadar sürede gelmen. Heh işte. Ben bu arada Outlast speedrunların sadece mesela Panda geldiği bölüm biraz yorumlarınıza, tepkilerinize baktım. Değil mi? İzlemedim ama baştan sonra. Belki şey hani senle bunu yaparız diye, ben hani tepki önceden ne olacağını bilmeyeyim de tepki kaçmasın diye. Ben şu an çok şaşırıyorum ya. Yani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ya hiç abi kimseyle savaşmıyor. Ya zaten savaşma diye bir şey yok da. Aynen. Ne bileyim, canım gidecek diye bir tedirginlik yok. Pil almıyorsun mesela. Evet, şu an bak bir tane pil kaldı. Ama o aynen, pili de sonuna kadar almıyorsun. Gidecek. Evet, sonuna kadar gidecek bir de o. Düşün yani. Abi inanılmaz yani. Bir de bu kadar şeyi artık kaç defa oynadık? Kaçıncı defadır sence bu? 30 olmuş mudur? Abi 30 saatte sence, pardon 30. kez de sence 400 saat olur mu? Yani. Yok gerçi doğru. 2 senedir. Oo yani abi ya, oyunun bölüm tasarımcısından daha iyi biliyordur lan ay bölüm şeyleri. Abi girilemeyen yerlere yani girdik, sen ne diyorsun? Daha ne olsun abi artık? Abi çok acayip ya. Çok acayip evet. Şimdi oyunun orta kısımlarına geldim abi, burası. En eğlenceli kısımdan bir tanesi. Peder var burada bir tane. Evet. Böyle konuşuyor. Peder ölüyor muydu? Ha, pederi yakıyorlar ya böyle, yakıyorlar. Ha, yakıyorlar değil mi? Doğru. Buradan geçeceğim. Bak pil bitiyor şu an. Bunu hemen reload etmem lazım bir yerde. Çünkü karanlıkta göremeyeceğim burada. Çok karanlık çünkü burası. Şuradan reload edelim.
Mesela yeşil ışığı, yani pilin ışığını çok fazla açmadın. Evet evet. Kesinlikle. O belli yerleri biliyorum ya. Yani. Aynen. İnanılmaz. Şöyle çıktım. Şu ben burada düşmüştüm ya, hatırlıyorum. Zıplayınca harbiden düşmüştüm. Mi? Öyle bir şey vardı. Aynen. Şimdi burada fuse'lar var abi, hatırlarsın. Fuse'ları tıkacağız evet. Buradan. Buradan sağdan soldan gidiyorum. Tekrardan. İki tane fuse var. Solda ve sağda. Ben soldaki en yakın olduğu için. Şu an en yakında gittim. Bunu hızlı bir şekilde aynen, şöyle açtım. Mumlu bir oda falan vardı. Heh, evet. Aynen öyle. Aynen. Biliyoruz kardeşim. Reis de. Biliyorsun sen bu işi. Ya senin şey tavrın çok hoşuma gitti bu arada. Birçok insanın da belki de taktiğini kazanmıştır o. Eski videolarında yaptın o hani küfürlü hani o ergenlik döneminde kalan o tarz şeyleri yani gelip o... sonra kesinlikle. Evet. Ya kesinlikle çok çok teşekkür ederim. Abi çok şey, yani üniversite döneminde çok lay lay lom yaşıyorduk her şeyi. Doğru. Yani ben o videoları çektiğimde 23-24 yaşlarında falandım. Şimdi 29 yaşındayım yani. Ve ister istemez o 5 yıllık 4 yıllık süresi şeyi görüyorsun abi. Hani senin kişiliğin oturuyor, karakterin daha çok oturuyor. Yani ben üniversite döneminde çektiğim ilk Outlast videolarında bayağı küfür ediyormuşum yani. Tamam mı? Ama böyle bel altı analı bacılı yani. Ha bu demek değil ki günlük yaşamda küfür etmiyoruz. Biz arkadaş tabii. Numara küfür yani. Ederiz bu arada. Aynen öyle. Ben arkadaş ortamında kitap yazarız yani. Küfür yeniden şekillendiriyoruz. Aynen. Hani onu söyleyen yani hokkabazdır öyle. Yani. Ben küfür etmiyorum diyen var hokkabazdır abi ya, yani. Öyle bir şey var mı abi? Mesela en basitinden abi Rainbow Six oynuyoruz. Valorant oynuyoruz. Heh. CS oynuyoruz. Bir de Türkiye'de oynuyoruz. Adam senin heh. Geliyor anana sövüyor, tamam mı? Aynen öyle. Yani yayında değilsem, kayıtta değilsem ben de onun ecdadından giriyorum mesela. Böyle bir şey yani bu şey değil. Bu sakladığım tabii. Bir şey değil. Bunu herkese söyleyeyim ama şimdi abi her yaşta bu videoları bile Outlast'ı küçük yaşta izleyiciler de çok seviyor. Şimdi biz burada otursak küfür etsek yani adam 11 yaşında 12 yaşındaki çocuk gitse anasına dese ki aa ben bugün işte Tayfun abiden Mete abiden senin ananı diye öğrendim deyip anasına söylese normal bir şey gibi gelir çocuğa. Kesinlikle. Çünkü sen onu gülerek söylüyorsun. Keyif alarak söylüyorsun. Ha çocuk da diyor ki gülündüğüne ve keyif alındığına göre demek ki bu normal. Bu günlük yaşamda kullanılabilir bir şey. Aynen. Ben bunu söyleyeyim. Aynen. Sonuçta 29 yaşında 25 yaşında adam söylüyor lan diye. Bunu gidip aileye söyledi mi abi hiç hoş değil bu bir. İkincisi yani bir noktadan sonra ailen, çevren, arkadaşların senin bu işle uğraştığını öğreniyorlar. Ha diyorlar ki dur Tayfun'un videolarına ben de bakayım ya Mete'nin videolarına ben de bakayım diyorlar. Bir açıyor arkadaşının ortamında. Sen orada bir anaya sövüyorsun, bacıya sövüyorsun. Evet, kötü görünüyor yani kayıyorsun. Uzaktan. Gerçekten ya kötü görünüyor bir yerden abi. Sonra. Doğru. Ya benim annem babam izlese ve bana dese ki oğlum yani ne sen böyle böyle küfür etmişsin. Ben boynumu bükerim bir şey diyemem tamam mı? Utanırım. Ben de o yüzden dedim kesinlikle. Ki abi ben eskiden küfür ettiğim tüm videoları kaldırıyorum. Çok iyi. Hani insanların izleyemesin. Ha onların hepsini 2021 model kameralı, şey kameralı diyorum daha iyi kameralı. Daha iyi güzel görüntüyle. Sahipine. Aynen ha, öyle. İnsanlara yeniden sunuyorum. Hatırladığım oyunlar da var, hatırlamadığım da var. Ama şey olsun, yani insanlar görsün. Kesinlikle. Bilsin. Ya ben, yani bunu yapmak zorunda da değildin yani anladım ama senin içinden gelip bunu yapman çok güzel bir hareketti yani. O yüzden ben o takdir ediyorum ve birçok insan ben yorumlarda abi. Baktım. Hakikaten yani çok çok güzel yorumlar geldi. Ben de zaten ne izledim oldu? Biliyor musun? Bildim geldi ha. O Easter Gamer 2020 model. Oo kardeşim hemen izleyelim. Hem run yapayım hem de izleyeyim kardeşim. Çok güzeldi. Eyvallah abi. Bu arada abi sen nasıl 29 yaşındasın ya? Ben sana 32-33 falan diye biliyorum. Ben 27'yim yok. Abi. Yani. Abi 29 ya. 92, yok 92 doğum 29. Vay be. Dur lan. Dur lan. Dur abi. 30'a bir kaldı. 30 az kalmış bu arada evet. Ya yaşın kimisi şey abi. Diyor abi 25 gösteriyorsun diyor. Kimisi 30 gösteriyorsun. Kimi tam yaşındasın diyor. Bilmiyorum ya öyle ortada gidip geliyoruz ya Tayfun'a. Öyle geziyor. Doğrudur be abim be. Doğrudur valla. Ben de bazen şimdi... saçımı kesiyorum. 19'a dönüyorum falan böyle. Oluyor yani. sana uzun saç yakışıyor ya. Teşekkür ederim. Anam. Burada bir jump sen kameraya söyle. Gidiyorsun değil mi? Kamera gitti. Ama bak şöyle bir oyunda trick var fark ettiysen. Kamera gidince böyle bir sürekli şimşek çarpıyor falan. Evet evet. Değil mi? Ya yap. Güzel dizayn etmişler ya. Çok o güzel. Onda iyiler yani. Şimdi kamerayı alınca şey olacak değil mi burada? Soldan bir çıkınca değil mi? Soldan. Bak şimdi bak. Bam diye. Tibok Reyeyo. Ana ne oldu? Abi ben ne korkmuştum burada ya. Burayı güzel sahne ama ya. Hoş yani yapmışlar. Bu arada bak fark ettin mi? Kamera kırık değil. Aa niye lan? Efektler kısmında oyunun efektler kısmı grafik ayarlarında onu low'a getirirsen kamera kırığı çıkıyor abi direkt. Kayboluyor. Oha olaya bak. Aynen. O yüzden bizim speedrunner'ın işine giriyor. Öyle bir trick var. Yani ilk gören diye insanlar hep diyordu bana.
Abi bu kırıktı, sen hile mi yaptın? Evet hile yaptım. Kırığı sildim kardeşim. Öyle değil çok abi. Çok garip ama. Ya. Oha, evet. İlk defa duyuyorum öyle bir şeyler. Aynen. İyiymiş bu. Ya şey düşük oldu. Sistemli olduğum o şeyin bazen yararları da olabiliyor. Kesinlikle. Bazen ama genellikle değil. Bazen. Bazen evet. Evet şimdi burada uzun bir atlayış olması lazım. Şöyle geleceksin abi. Boom. Şöyle. Evet. Okay. Oha ana. Buradan geldim. Şu an 37 dakika 4 saniye tam onu oldu. Soracaktım. Aynen abi. Vay maşallah. Yani peder kısmına yaklaştık. Hiç buyurun 37 efendim. Dakika gibi değil. 15 dakikadır falan konuşuyormuşuz. Değil mi? Değil mi? Daha yeni başladık vallahi ya. Valla ne ara gitti. Artık bunu da Twitch'te bir yayınımızda Muhabbetin Tayfun'da derinlere kadar ineriz abi. Her zaman. Her zaman. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Bum. Şöyle. Hızlı. Evet bayağı gitti. Bayağı gitti şu an. Şu an pilimize bakalım. Bu pilimiz de idare edecek bizi yüksek ihtimalle. Ceset bu arada, var lan orada. Evet bayağı bana sana bakıyor bak şöyle. Bak şöyle. Ay çok. Fena şey. Eğer arkadaşlar bu arada keyif aldıysanız belki hani Metallica'da bir whistleblower da olabilir speeder bak olur. Değil mi? O olur. Şeyden nasıl kaçacağız acaba? Abi işte grup. Beğenilsin ya. Beğenilsin. Yorumlanılsın. Ki istenildiğini görelim yani. Al beni. Aynen al benimiz öyle. Olduğunu görürsek al, ne al mutlu. Beni. Al beni de güzel bu arada. Çikolatası da güzel. Yani öyle aklıma geldi bir anda. Spor yapıyorum kardeşim. Deme öyle şey. Pardon. Deme. Pardon abi. Deme. Tatlıyı ağzıma sokmuyorum uzun zamandır. Çok iyi çok iyi abi. Ben o kadar artık pandemiden sonra her şeyi yediğim için yani evde kaldığımızdan dolayı her şeyi tüketiyorum yani. Tayfun bu arada şeyi ne yaptın? Buyur abi. Üniversite tarafını falan ne yaptın? Abi şöyle ben tabii bayağı da konuşmadık evet. Şimdi benim tabii bu YouTube ve Twitch işi çok fazla ciddiyete bindiği için ben evet. Son yeni medya iletişim fakültesini okuyordum ben. Beykent Üniversitesi'nde. Evet. Şimdi son senemde de biraz böyle şey oldu. Alttan da derslerim vardı 2-3 tane. Hani çok da yoruyordu beni. Şimdi işler ciddileştiği zaman ben daha bana ona çok verdim. Fazla ara vermek zorunda kaldım. Dondurdum. Dondurdum. Şimdi işte bu şekilde devam ediyorum. Artık bir iki sene sonra muhtemelen bitirip artık mezun. Bir ara. Bir ara inşallah. Çaktırma. By the way bu arada. şöyle geç. Tamam. Onu da bitirip artık askerliğimiz de yapıp abi. Öyle devam edeceğiz. Doğru bir de var. Daha da askerliğimiz var. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Evet şu karanlıktan da geçelim. Şu an kaç dakika? 39 dakika oldu abi. 39 dakika oldu. Pederin şeyine doğru şu gidiyoruz. Şu an iyi gidiyor musun peki? Hani bir yerde atlamayı kaçırdın falan ya. Abi atlamayı kaçırmasaydım daha iyi olabilirdi. Onun dışında küçük hatalar da var. Ama çok normal dediğim gibi. Yani zaten konuklu yayınlarda ya da sohbetlerde bunun da olması çok zor. Yani sonuçta ben direkt odaklanmam lazım anladın mı? Ama bu konsept tabii. Şu üzerine. Hem senin tepkilerin hem üzerine aynen. Sohbet. Yani asıl amaç birlikte olmak anladın mı? O yüzden... Çok acayip ya şu an yani ben... Hayat... Bu arada ilk defa hayatımda speedrun izliyorum. Aa! Hayat, baştan sona ilk defa speedrun izliyorum. Hayatımda ilktir bu. Ben hayır, bazen speedrunlara şeyden bakıyorum abi. Mesela ben bir seri yapacaksam normal şartlarda oyunların long play versiyonlarını YouTube'a atarlar ya 7.5 okay. Saat sürmüş. Hani derim ki ha 7.5 saat ben bir kere 5 kere ölsem 8.5 saatte de ben bitirsem bir yayına sığdırabilirim falan diye bakarım. Ama speedrunlara hiç bakmıyorum. Neden? Çünkü adam zaten speedrunla bitirmiş. Benim böyle bitirebilme lüksüm yok. Speedrunla 3 saatte bitirdiği bir oyunu ben büyük ihtimalle 10-11 saatte bitireceğim. O yüzden diyorum ki ha bunu 2 yayına bölerim falan. Hiç baştan sonra speedrun izlemiştim yoktu. Hep böyle ara ara bakmışlığım vardı. Hayatımda ilk defa baştan sonra speedrun'da sana kısmetmiş abi. Ay süper. İlk olmak bu konuda çok sevindim yani. Teşekkür ederim. Çok o ne lan cömersin. Böyle işiyor gibi. Abi yukarıdan biri işiyor. Ben de anlamadım öyle bir şey. Aldır olduk. Ve peder abi de geldi. Yanma hani. Yanma sahnesinde oldu. Normalde şöyle söyleyeyim. Normalde ben tam 40 dakikada buraya gelirken şu an 50 saniye geciktim abi. Öyle söyleyeyim. Ha. Yani 40 dakika o da 50 işte saniye. O atlama kısmı. Aynen. O kadar yoldur. Kritik ki düşün yani orası. Çok kritik orası. 50 saniyenin lafı olmaz yani. Bir şey olmaz ne olacak ya. 50 saniyede millet neler yapamıyor. Boş versene yani. Tabii canım. Devam. Devam 50 abi. Saniye geç. İşte bu da klasik böyle. Bu da Randy Orton gibi böyle şey yapıyor. Poz yapıyor. Buradaki abiler de Daldaşan abi. Ağaçlı abiler. Evet. Aynen. Şöyle banlanma da yok çok enteresan bir şekilde bu oyunda da. Şöyle gösterelim abilerimize. Büyük abiler. Büyük abiler. Bir de bana bakıyorlar. Tipe bak rey. Okey. Çok garip çizmişler ya falan. Çok garip ya. Baba Fingo. Baba Fingo şey diyordum Murat abi diyordu. Murat abi diyordu aynen.
Evet. Burada da zaten süre gidiyor. Klasik. Kapıyı açmalarını bekliyoruz. Şey, o yabba sekansı gerçekleşecek. Aynen. Now my son. Ver ateşi, ver odunu. Delilik ya, yemin ediyorum. Kafa yok yemin ediyorum. Harika. Manyak mısın oğlum? Burada manyaklık derken yakın yani, zamanda şeye başladım da... biliyor musun? Ha, söyle, lafını böldüm, pardon. O kadar çok acaba yanar mı diye düşünmüştüm. Önemli bir detay bu arada. O kadar çok bu insan yanar mı? Sen değil, sen söyle abi. Yakın zamanda Manhunt'a başladım biliyor musun? Çok enteresan. Rockstar'ın oyunu var ya, ilk oyunu. Çok hoşuma gitti ya. Twitch'te oynama onu ha, o yasaklı Twitch'te. Ben oynadım, olsun. Yasaklı değil. Vallahi yasaklı. Aa, harbi mi? Değil mi? Ha, iyi tabii, bari. Tabii. Aynen. Oynadım ben... ve izledi insanlar bayağı. Oğlum o oyun fena oyun lan. Onun ikisi de çok iyiydi. Yani ben 1'i de 2'yi de oynamadım. Sadece o zamanlar bilgisayarım mesela hiçbir şey yoktu. PlayStation 2'm de yoktu. Şeyden izlemiştim. YouTube'dan azıcık izlemiştim zamanında. Çok fenaydı yani. İlk oyunu ben oynayabilirim onu abi. Dediğim gibi güzel başladım. Mete şey abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı oynanabilitesi var. Yani o oyun 5-6 bölüm bitirdim. Oyuna başladım. 5-6 bölüm bitirdim. Yani mekanikler mesela şey kadar eski değil. GTA Vice City 3. Onun kadar eski değil biliyor musun? Yani hala bir oynanabilitesi var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben 6'cı daha iyidir. Yok, birinci oyun daha güzel. Ya yani ilk oyun atmosferi, mi? Müzikleri inanılmaz bu arada. Bir korku filmi gibi, slasher filmleri gibi var ya. O böyle evet. Çok böyle sakin sakin gelen şeyleri vardır. Onun gibi çok iyi abi ya. Tam bir slasher, eski 80'lerin 90'ların slasher filmleri gibi. Müzik kalitesi zaten var Rockstar'dan sonra olur. Yani o konuda çok iyiler. Ya, tabii canım ya o. O yüzden tavsiye ederim kesinlikle. Bir bak derim yani. Manhunt. Kesinlikle şey, Manhunt'ı ben bir not alayım ya. Not doğru alalım. Diyorsun. Evet. Ve laboratuvara geldik. 43 dakika vallahi 30 saniye. Vallahi artık final kısmına geldi. İnanılmazsın abi ya. Vallahi. Şaka gibi. Ay ben bu hıza alışkınım. Ama keşke alışkın olmasaydım daha fazla konuşup izledik. Şimdi sıkıntı alınca. Hani böyle hiç düşünmüyor da değilim. Acaba böyle şey sahteden yavaş mı oynasam falan. Hiç düşünmüyor da değilim. Şaka ben bir yana. Bir film tavsiyesinde bulunayım. Bu ara biraz filmlere de düştüm ben. Eray bizim gene Fethullah Sanayi bana tavsiye etmişti abi. İki tane film. Kafa yakacak bir tanesi. Mother diye. Jennifer Lawrence'la Javier Bardem oynuyor. Okay. Netflix'te falan yok. Onu internette bulup izlemeniz lazım. İnternet Mother filmin adı. Mother. Anne. Kaç yapımı? Film kesinlikle izleyin. Yakın zaman ya. Belki 3-5 yıl vardır yani. Okay. 3-5 yıl öncesinde olabilir. Kesinlikle izleyin. Film izlerken sinir krizi geçireceksiniz. Lan ne oluyor anasını satayım? Abi. Nedir bu? Kafa evet. Yiyeceksin falan. Onu ben de notladım. Mother. Mother. Kesinlikle izleyin. Sonunu da izledikten sonra eğer anlayamazsanız internetten bir okuyun abi. Diyorsun ki vay anasını be. Falan yani. Çok iyi. Öyle bir film. Bir tamamdır. De tarikat, şimdi hani tarikat mevzuları, Outlast falan o kafalarda ya. O, tamam. Bu evet şu an Wall Rider Fatality yapıyor abi. Şey. Gördüğün gibi. Seninle şöyle olabilirdik. Fena yani. Başka? Bir de Midsommar. Midsommar. Neydi? Ritüel diye geçiyor film. Bu da Netflix'te yok. Hani Netflix'te yok dememin sebebi de insanlar alışık yani bu tarz filmleri Netflix'te falan araştırmaya. Evet. Ya Apple TV'de bulabilirsiniz ya da internette gene bulabilirsiniz. İşte bilmem ne cehennemi.com'da falan. Klasik. İşte Midsommar bir tarikat filmi abi. Ama o da çok fena. İlk bir saat falan böyle sizi sıkabilir ama dayanıp izlerseniz çok garip, bir çok fena. Bir korku filmi yani. Gerilim, aksiyon nasıl bir durum? Abi tarikat kafasında bir tık gerilimli ama şey yani böyle ulan bir insan kendine niye bunu yapar ki dediğim filmlerden. Oo. İkisini tavsiye ediyorum bence son zamanlarda vaktiniz varsa izleyin. Tamam. Bir de son olsun da Kaçış Odası diye bir film var, belki izlemişsinizdir. Escape Room, hatta ikincisi çıkacak onun. Okay. Bu tarz şeyler var ya abi, hani Ankara'da, İstanbul'da, hatta Türkiye'nin dört bir yanında var artık. İşte bulmacalar çözerek odadan çıkmaya çalışıyorsun falan. Evet. Onun böyle bir oyun da vardı hatta, mobil oyun. Hatırladığım kadarıyla bir Türk yapımıydı. Öyle bir şeydi. Evet. Escape Room direkt Kaçış Odası. Siyahi bir ablamız oynuyor hatta. Kapağında onun fotoğrafı var. Okay. Kesinlikle izleyin. Onun da ikincisi çıkacak. Ha, bu da şey değil ha. Ulan sanki reklamlarını almışız filmlerini de burada. Ya hayır canım ya. Direkt aklına gelen, içinden gelen bir şey, film tavsiyesi yani. Ortamından dolayı yani dedim 3 tane de film tavsiyesi olsun. Süper abi. Bir ara izleyin, kesinlikle tavsiye ederim. Film tavsiyesi de bulunduk artık, ne yapalım daha, ne yapalım abi speedrun'da. Oyun konuştuk, film konuştuk. Aynen. Şaşırdık. Kültürel seviye arttı yani abi, daha ne yapalım yani. Evet, buradan çıkıyorum şimdi.
Mesela izlersiniz, yarın bir gün izledikten sonra gelir bu videonun altına, aa şöyle güzeldi, şöyle kötüydü. Yazın değil, yazın tabii. De, filmin eleştirisini de yapın. Aynen aynen, yazın yani. Bakalım. Evet abi, çok az kaldı. 46 dakika 46 saniye. O adam saniye. Kimdi? O adam abi buranın şeyi. Baş abilerinden bir tanesi. Laboratuvarın. Baş abilerinden bir tanesi. Şimdi o Billy'i öldürmemizi istiyor. Yani var ya bu hayalet Billy. İçine giren. Evet. O onu öldüreceğiz işte. Evet. Wall Rider'ı saf dışı bırakmak adına. Bakalım ne olacak. Zaten biliyorsun. Bakalım ne olacak diyorum sanki. Bilmiyormuş ki. Aç kapıyı Veysel Efendi. Aç kapıyı gardiyan. Welcome to Game of Vesaire ne zaman oynamayı düşünüyorsun peki? Oynama var mı aklın yakın planda? Ya da bu ay içerisinde oynarım ya. Oynarım. Bu ay içerisinde oynarım. Dediğim abi. Gibi eğer oynamak istiyorsan hani çok zor. Ya yani şeyi zor. İlk başta öğrenmek yani. Ben çünkü... işte ben onu zaten diyorum. Hani belli ki bir zorluğu var bu oyun. Tabii. Bir anlama zorluğu var. Benim onu bir halletmem lazım önce yani. Aynen. Çünkü yayında tamam. Chat'le birlikte oyunu öğrenmek çok güzel bir şey. Ama kesinlikle. Abi şöyle bir sıkıntı oluyor onda. Chat'te her şeyi bilen insanlar oluyor, tamam mı? Yani onların savaşından kurtulamıyorsun. Her şeyi derken o anlamda, diğer anlamda hakikaten her ben şeyi. Ben mesela Mount & Blade oynuyorum abi, tamam mı? Ben evet. Mount & Blade bilgisiz bir insanım ve chat'le öğreniyorum. Harbiden diyorum ki arkadaşlar ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Ben demircilikle para kazanıldığını chat'in yardımıyla öğrendim falan. Olsun. Ama abi şöyle bir güruh var orada. X işini yaparsan çok daha büyüyeceğini söyleyen ama X'i yaparsan çok daha düşeceğini söyleyen. Aynen. Böyle çatışma halde grup var. Aynen öyle. Şimdi Welcome to Game'de de eminim öyle bir grup vardır. Abi işte şu dosyayı açman lazım, açmadın mahvolduk diyenle ya alakası yok oyun, bu oyunun ilerleyişiyle o dosyanın alakası yok. Hiç alakası yok, evet. Grup olacak. Kime ve güveneceksin? Gerçekten kime güveneceksin? Arada kalacağım ben. Aynen. Benim o yüzden harbiden oyuna oturup böyle bir az buçuk öğrenip yayında başlayıp bilerek insanlara aktarmam lazım ki bir anlamı olsun diye bak düşünüyorum. Şöyle yapalım işte. Belli bir o oyuna girmeden önce bir hazırlığını şöyle yaparız abi. Ben sana işte herhangi bir Discord'dan veya bir yerden göstereyim. Çünkü basic kısımları çok önemli oyunun. Temel kuralları evet. Var bazı şeyleri. Eğer onları öğrenmezsen yayında, çünkü yayıncı yani insanlar sıkılır, anladın mı? Ha, hem işte sıkılır, hem dediğin gibi çatışma olur, iç çatışma olur. Herhangi çatışma olur yani. Dolayısıyla bunu öğrenip normal... girmem çok iyi olur. Hı-hı. Ben seve seve ya, vallahi oldu. Ben süper olur. Oynamadan bir hafta önce kesin dürterim seni. Aynen. Onu bana bir söyle. Çünkü ben rehberini falan da çektim YouTube'da da ama. Yani bir saatlik rehber yaptım abi. Anlatılacak evet. Ama iki saat daha var biliyor musun? İki saat daha muhabbet var. O derece. O adam şimdi yeni bir oyun daha yapmış bu arada, aklında bulunsun. Onu da dün oynadım biliyor musun Twitch'te? Yani yemin ediyorum sana. Scrutinized. O güzel. Evet. O da güzel. O da güzel. O da şey belki işte. Belki Game kadar iyi değil diyorlar ama. Şöyle yorumlarda. Welcome to Game kadar şeyi yok. Hani geniş çaplı bir proje değil. Yani geniş çaplı derken kendine göre. Anladın mı? Daha bir şey bu. Biraz daha böyle hani ne derler? Bütçesi biraz daha düşük bir oyun. Yani daha büyük bir şey beklerken daha bir tık düşük. Ha, aynen. O yüzden Welcome to Game 2 ya adamın yaptığı en güzel oyun. Dale'ın yaptığı en güzel oyun. O yüzden evet. Welcome to Game 1 oynama 2 oyna direkt abi. Bir balanslı yok zaten, merak etme. Onu sormuştum. Eğer evet. Balansı yoksa 2'yi oynayayım direkt. Aynen. İkinci oyun çok çok başarılı. Kaç saatte bitiyor bitirebilirsen? Abi oyun sonuna kadar oynamak istersen 4 saatini alıyor direkt. 3-4 saatini alıyor. Tatmin edici bir son çıkıyor mu peki? O nasıl kısmet. Baktığına bağlı ya. Kısmet nasip diyelim. Ona yok mu bir speedrun? Ben yaptım. 53 dakikada bitti o da. Abi. Vay arkadaş ya. Ona da bitti. Ve herhalde. 50 saniye 30 yok pardon 50 dakika 30 saniye 50 saniye nereden çıktı? 50 saniye bitirdim. 50 dakika 30 saniye. Aynen. Kaç rekor kaçtı senin rekorun? Şu an 51.28'di abi. Aa yeni rekor o zaman bu. Yok hayır daha git bitmedi. Daha bitmedi. O şeye gideceğiz ya, adamlar bizi öldürecek ya, o kapıya gideceğiz daha. Şu an devam orası ediyor. Orası sayılmaz ya. Aynen ya. O düğmeye basacağım bitiyor ama. Yok bence abi. Burası kolum final. Buraya kadar kaç dakikada geldin? Zaten bundan sonra gidiyorsun düğmeye basıyorsun bitiyor oyun. Ama ne biliyor musun işte gidiyorsun ya oyun devam ediyor yani. Onu söylüyor oyun sana. Peki o gidişin bir triği var mı? Onun da işte glitchli versiyonu da var. Çok kısa bir şeyi var abi burada. Ayağa kalk zaman şey olacak. Karşında böyle demir bir şey var abi. Tutunmalık bir yer olacak abi. Şimdi sana göstereceğim. Bekle. Anlatınca olmaz çünkü o. Vay be. Ana bitti lan oyun. Aynen bitti abi ya. Be. Bak şuraya gidip tırmanırsan şuradaki animasyonu kesiyor abi.
Ben şimdi bak buraya girdim ya. Bak böyle bir durma animasyonu var. Sen oradan kaçacaktın ki yukarı çıkacaktın hızlıca yapsaydım. Ama o glitch'i yapıyorsun işte. Bir 30 saniye kilitliyor bura. Aynen. Oo sürün sürün kardeşim sürün. Şuraya bak. Abi bunlar işte gerçekçiliği ama oyunun yani. Hani şey yani tabii canım speedrunner için şey kabus olsa da oyun için düşünürsen gerçekçi tabii. 51 dakika 57 saniye. Evet 52 oldu yüksek ihtimalle. Panda ile kaç dakika sürmüştü? Onu hatırlamıyorum. Ona bakmamız lazım. Ben artık şey şimdi aklıma geldi. Şöyle yapalım konuklu yayınlarda. Konuklu özel rekorlar. Olursa aynen, daha mantıklı olur. Bence de. Aynen. Bir panda gel. Pandadan başka gelen oldu mu şu ana kadar? Burak oyunda geldi. Panda geldi. Ha, Orhun geldi. Oha süper. Bu müthiş i̇şte insan geldi. Bir çar. Estağfurullah. Canım bir çar çıkar mesela. Orada şey. Aynen. Bölüm sonlarında falan gözüksün. Evet. Ve 52 dakika abi 25 saniyede bitmiş bulunmakta. Sevgili Mete abim. 22 dakika. 25 saniye. Speedrun'ı bu şekilde en azından güzel bir şey yaptım ya. Bir dakikada ya bir dakikadan fazla bitirdim sadece. Fazla süre. Olur abi o nazar boncuğu ya. Nazar o boncuğu. Şeydi, o şeyde attım. Ben çok konuştuğum için oldu. Hayır şey çok güzel oldu. Muhabbeti zaten çok. Ya biz zaten arkadaşlar biz uzun zamanda konuşmuyorduk. Onu da söyleyeyim yani konuşmuyorduk derken şey anlamda ne? Ya konuşuyorduk aslında ama etkinlikten etkinliğe. Evet. Muhabbet edebilecek bir ortam yoktu. Vallahi on numara oldu. Aynen. Hep sürekli ayak üzere gidiyorduk falan. Öyle bir muhabbet vardı. Ve şimdi bitirdik. Evet abi. Güzel bir süreydi bence. Eline koluna sağlık. Hayatımda ilk defa speedrun izledim. Nasıl buldun? Ne düşünüyorsun? Çok güzeldi. Çok güzel abi. Yani oyunu bir kere oynayıp bitirdikten sonra ve onun keyfini aldıktan sonra korktun ettin. Böylesine bir şey yapmak bence çok güzel. Bir de insanların buna hani olumlu yaklaşıp güzel yorumlarda bulunması da çok çok güzel. Evet ve izleniyor tabii gerçekten. Bu işin, burada bir emeği var. Burada bu kadar konuşuldu, muhabbet edildi. Dilimizde tüy bitti. Dilimizde tüy kalmadı. Bunun bir beğenilmesi arkadaşlar, lazım. Güzel bir beğeni bak. Güzel bir beğeni rekoru bekliyorum. Panda videosuna 9000 gelmişti. Bu oyunda en az bir 10.000 olursa. Bunun 10.000'i var bak. Bunun 10.000'i var. Benim de bir lafım var. Şu boku bir beğenin be. ben diyorum ki beğenmeyen adam mıdır diyorlar. Ben demiyorum. Diyorlar. Hadi. Bu kadar. Hadi bu kadar abi. Evet abi. Panda'yla olan videoya bakıyorum. 855 yorum olmuş. Bunda bir 1000 yorum olsun. Kardeşim. 855 mi yorum olmuş? Wow. Okay. O da bir ay önce falan galiba. Kaç like gelmiş? Aynen. Söylüyorum 144.000 izlenmiş. 9 Mayıs'ta 9400 beğeni gelmiş. 9400 yorumluyor. Bak 10.000 olacak bu. 10.000 olsun. 10.000 olsun. Pandayı çat 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 çat. Çat çat çat. Onun rekoruna bakabilir misin? Hemen o arada da. Onun rekoru kaçtı? Hemen bak video esnasında bakıyoruz arkadaşlar. Düşünün. 52 dakika 57 saniye 96 geçmişiz. Salise. Geçmişiz. Abi. 52-25 burası. Çak bakayım. Çat. Tamam helal. Abi işte bu kadar nokta.com. Aynen öyle. İşte abi çok helal. Teşekkür ederim. Çok güzel bir video ben oldu. Beni kırmadı. Umarım diğer speedrunlarda da beraber oluruz. Whistleblower. İnşallah. Belki de bir Resident Evil 2. Bir Resident Evil 2. Kim bilir? Neden olmaz? Kim bilir neden olmasın? Neden olmaz? Bu arada arkadaşlar Easter Game zaten hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük oyun kanallarından bir tanesi. En iyisi birlikte bence. Estağfurullah. Gidip onun kanalına da lütfen. Outlast videoları, korku oyunları zaten en az benim kafamda. Yani benden de daha iyi oyun bilgisine sahip. Oyun kütüphanesi olarak yani kanala bakmanızı tavsiye ediyorum. Korku oyunu ondan sorulur. Çok teşekkür ederim abi sana da. Ben eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Davetimi kırmadın. Hayatımdaki ilklerden bir tanesi çok oldu. Çok güzel oldu be. Ben de çok mutlu oldum vallahi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar umarım sizler de keyif almışsınızdır. Abone olmasanız hala abone olup çan işaretine basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.